çevrelerle, eğitim desteği ama arkalarında ne itici, motive güç olacak bakın o yöresel pazarın. Düşünsenize, yılda yüz binlerce turist ağırlayabilecek tesislerin olduğunu. Bakın, bakın bir yerde şey hayal ediyorum, konudan konuya atlıyoruz ama bir yerde sorayım tabii ki. 100 bin metrekareye... Şimdi Volkan Başkanımızın değindiği en önemli konulardan biri buydu. Zaten bu canlı yayında Habertürk'te 2019 öncesi yayınlanan canlı programda alınan Volkan Başkanımızın sözleri. Nisan kıyacağını, buraya köylü pazarı kuracağını, köylerde üretilen ürünlerin direkt üretici tarafından halka ulaştırılacağını vaat etmişti. Böyle bir şeyin gerçekleştiğini henüz görmedim. Ama yine de halkı üreticiyle buluşturan küçük bir köy pazarı da açtı. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu Silivri için kazançtır. Yapılması gerekiyordu, yaptı ama vaatlerin arasında bulunan, en büyük vaatlerin arasında bulunan Nusantin'in yıkılması ve oraya İstanbul'un en büyük köy pazarlarının kurulmasıyla ilgili hayali maalesef gerçekleşmedi. Süreçte 1,5 seneye yakın 20 ay gibi bir süreç vardı seçimlere. Bu 20 ayda başarabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Yani bu hayali gerçekleşmedi. Ayrıca tespitleri güzel, tespitleri konusunda bir sıkıntımız yok. Yani İstanbul'un en dibinde Silivri ve Çatalca varken işte domatesi, salatalığı, diğer ürünleri Antalya'dan, İzmir'den buraya getirmek kadar saçma bir şey olamaz. Bunu geliştirmek lazım. Silivri'yi ve Çatalca'yı bu anlamda desteklemek lazım. Kooperatifçilikle destekleyeceğini iddia etti. Ama bununla ilgili bir adım atmadı. Yani Volkan Başkan'ın en büyük bence handikaplarından biri STK'larla birlikte çarşıya göbe yürümüyor. Bugüne kadar hiç kooperatifte böyle bir çalışma yapmadı. İnşallah bundan sonra yapar diye düşünüyoruz. Ayrıca orada bahsettiği bunu yapabilecek tek olay bu bölgede seracılığın geliştirilmesi. Geçen Seymen dönüşü Volkan Bey, Ekrem Bey, Berker Bey'le beraber Ekrem Bey'in arabasına dönerken bu konuyla ilgili sohbetle geçti aramızda. Biliyorsunuz tarım arazilerinde 20 dönüm altında olan yerlere maalesef plansız oldukları için imar edilemiyor. Ama şu an Büyükşehir Belediyesi'nde tarım komisyonunda bekleyen bir tane önerge var. Eğer bu önerge geçerse Silivri'deki çiftçilerimiz veya Çatalca'daki ya da İstanbul genelindeki hangi nerede olursa olsun 3 dönüm ve üzerine sera ile ilgili yatırım yapabilecekler, seracılıkla ilgili tesis kurabilecekler ve seracılık yapabilecekler. 5 dönüm ve üzerine de küçükbaş hayvancılıkla ilgili tesis yapabilecekler ve küçükbaş hayvancılığı sürdürebilecekler. 7 dönüm üzerinde büyükbaş hayvancılıkla ilgili tesis yapabilecekler. Ve bununla ilgili sağ olsun Volkan Bey şunu da ifade etti açık yüreklilikle. Biz dedi bunun geçmesi, komisyondan geçmesi için uğraşıyoruz ama AK Partili arkadaşları şu ana kadar ikna edemedik dedi. Tarım Komisyonu Başkanımız da biliyorsunuz yine Silivri'den inşallah AK Parti belediye meclis üyemiz Büyükşehir'de Sami Barlas kardeşimiz. İnşallah bir an önce bu komisyondan geçerse hem İstanbul hem Silivri ve Çatalca gibi tarımla ulaşan ilçeler ciddi bir kazanım elde eder. Üreticiden tüketiciye hem taze mal kurmuş olacak hem de bu anlamda ucuz bir sebze meyve yeme şansına sahip olacak tüketiciler. Bu konuda Volkan Başkan'dan ortaklarını ikna edip bu komisyondan bu kararın geçilmesini talep ediyoruz. Hem lojistik destek, seminerle eğitim desteği ama arkalarında hep itici motive güç olacak bakın o yöresel pazarın. Düşünsenize yılda yüz binlerce turisti ağırlayabilecek tesislerin olduğunu. Bakın bir yerde şey hayal ediyorum.
konudan konuya atlıyoruz ama bilmiyorum. Söyleyin tabii. 100 bin metrekareye yerleşmiş bir çocuk köyü. Çocuk köyü. Atlama tesislerinin, trafik eğitim alanlarının, buz pateni pistlerinin, tematik parkların, kum havuzlarının, kahvaltınızı yapacaksınız, çocuklarınızı bize teslim edeceksiniz. Gün boyu bakın. Senin de öyle küçük bazı merkezler var mı? Ya, çok minik, ya, çok minik. Yani benim anlattığım ne biliyor musunuz? İstanbul'da yaşayan Nişantaşı'ndaki bir çocuk annesinin yakasını paçasını yakacak Silivri'deki o çocuk parkına götür diye. Bunu yapabiliriz, bunun potansiyelleri var. Eğri güneyi bir Berlin Duvarı gibi ayıran bir deyus karıyor. Oraya biz Kipa Alışveriş Merkezi'ni, biz izleyicilerimiz bilir, bir batçık projesiyle üstünde bir kent meydanı yaparak tamamen çok kalıcı bir çözümle o kavşak problemini çözüp Silivri'yi rahatlatacağız. Gümüşyaka'da yine batçık projemiz olacak. Ama şehrimizde otopark problemi çok büyük. Silivri'de bakın, bir araçlık otopark yok biliyor musunuz? Kapalı otopark. Çok enteresan değil mi? Yok mu? Şey, var diyen gelsin, kapalı otopark var desin. Kamuya açın. Binalara o ait olmayan. Silivri'ye 3 yıl içerisinde 5 tane kapalı otoparkta 15 yılın otopark problemini çözeceğiz. Silivri arabası çekilmeyen, çekicinin üstünde arabası otoparka gitmeyen vatandaşımız yok. Benim de arabam çekildi çünkü. O koltuğa oturursanız ilk... Yani şehrin önceliklerini yapacağım tabii. Benim önceliklerim farklı. İlk 3. Şimdi 100 bin metrekare çocuklarla ilgili proje. 100 bin metrekarede de 100 dönümlük bir alan. Böyle bir çalışma henüz yok. Başlanmadı ve planlanmadı dahi. İki yakının bir araya birleştirilmesiyle ilgili de herhangi bir çalışma yok. Karayolunun yaptığı bir çalışma vardı ama daha planlanmadı bile. Kipa ile ilgili yeri gelmişken, orada konuşulmuşken, Kipa'daki olayı biliyorsunuz. Yani şimdi Vega oldu, önceden Kipa'ydı. Şu anda Kipa'da ciddi bir tadilat var. Vega AVM diye geçiyor. Bu tadilatlarla ilgili Vega AVM'nin alt katındaki kapalı otopark tamamen üşüdü, otoparklıktan çıktı. Oraya çeşitli dükkanlar, işletmeler yapıldı ve açıldı. Bu resmen suç arkadaşlar. Belediye burada resmen suç işliyor. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin yazdığı yazılı var. Ben size bunlardan birer tane vereceğim. Arkadaşlarımız da açacak size. Ve belediyenin verdiği cevap var. Biliyorsunuz E5 karayolu üzerindeki bölgede şu anda o dere taşma sahası ile ilgili bir plan çalışması yapılıyor. Bu plan çalışmasından dolayı orada maalesef hiçbir inşaat yapılamıyor ve tadilat yapılamıyor. Burada yapılan tadilat da tadilat ruhsatı olmadığından dolayı kaçak tadilat yapılıyor. Belediye buna göz yumuyor ve bu da bir suç. Ayrıca orada çok ciddi bir olay daha oldu. Neyse ki önlendi. Biliyorsunuz oranın planları gündeme geldi. Birkaç kişiye özel orada plan yapıldı diyebiliriz. Rönesans diye bir firmanın 43 dönümlük bir arazisi vardı. Konutlardaki vatandaşların imarı 1.2 emsal olarak değerlendirilirken o ön taraftaki bazı yerlerin imarı 1.6 emsale çıkartıldı. Yani daha kısaca şöyle izah edeyim size. 43 dönümde 1.2 ile 1.6 emsal arasındaki fark 150 daire arkadaşlar. 1.2 emsal verdiğinde 150 tane daire aşağı alıyor. 1.6 emsal aldığında arkadaş 150 daire daha fazla alıyor. Sonuçta bu CHP'li Millet İttifakı'nın da meclis üyeleri tarafından buna karşı çıktı biliyorsunuz mecliste. Buna rağmen geçti ama Büyükşehir Meclisi'nde AK Partili arkadaşlar da burada bir sıkıntı olduğunu düşünerek oradan geri döndü. Orada yapılması gereken eğer 1.6 yani imar kat yüksekliği verilecekse imar planlarında konutlara verilmesi lazım. Sonuçta konutlar daha çok orta gelirli ailelerin oturduğu yerler ve oralar kentsel dönüşüme girecek. Kentsel dönüşüme girecek olan yerlerde imar
üstü biraz arttırdığınız zaman oradaki insanların yarın bugün kentsel dönüşümde ödeyecekleri rakamlar da küçülecektir. Orada bu yapılacaksa bazı kişilere, özel kişilere değil, daha çok orta gelirli toplu konutta oturan, sivil belediye konutlarında oturan halkı düşünerek onlara 1.6 imar verilmesi gerekiyor. İnşallah bu konuda da böyle bir çalışma sürer. Yani başkanımızın hayali %100'lük yani Şişli'den çocukların böyle babasının annesinin elinden tutup Silivri'ye getirecekleri düşündüğü hayal proje o da şu anda bir hayal. 1,5 sene içinde, 2 sene içinde olur mu inşallah yaşayıp göreceğiz. Aslında birinci öncelikli şey de söyledi, Silivri'nin en büyük problemi, merkezinin en büyük problemi otopark. Bir tane kapalı otopark yok dedi. Kamuya açık. Doğru. Yani binaların altındaki otoparkların dışında yoktu. Şu anda Silivri Belediyesi bir kapalı otopark planladı ve inşa ediliyor. Tabii bu da biliyorsunuz gerçi bir protokol ortada yok ya da bir meclis kararı yok ama bu da bir bağış tarafından yapılıyor. Merdanoğlu tarafından yapılıyor. Şimdi konu gelmişken Merdanoğlu ile ilgili de bu belgeleri size de açacağım. Merdanoğlu konusunda da Silivri Belediyesi resmen suç çıkıyor arkadaşlar. Merdanoğlu'nun 73 tane ile yaptığı yer 100 bin ölçekli planlarda tarım arazisi gözüküyor. 5 bin ölçekli planlarda tarım arazisi gözüküyor. Şu anda belediyenin sayfasına girin, belediyenin sayfasında da tarım arazisi gözüküyor. Ama 2002 yılında, 2001 yılında mevzi imarla yapılmış bir planın uygulamaya soktular. Ama 2013 yılında burada 100 binlik ve 5 binlik planlar olduğu için o plan zaten otomatikman sarf dışı kaldı. Burada ciddi sıkıntı var. Büyükşehir Belediyesi, Silivri Belediyesi'ne yazdığı yazıda ne zaman yazmış söyleyeyim size. Yani bundan 3-4 ay önce yazmış. 2021'in 10. ayında yazmış. Buradaki inşaatın durdurulmasını talep ediyor. Ama Silivri Belediyesi hala buna göz yumuyor ve hala inşaatlar devam ediyor. Burada bu konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yazısını ve Silivri Belediyesi'nin ona verdiği cevabı yazıyı da size vereceğim. Kipa havaya neden olduğu gibi maalesef Merdanoğlu'nda da Silivri Belediyesi suç işliyor. Orada yapılan imalata da yazık, oraya yapılan masrafa da yazık, oraya iskan alınamaz ve onlar elinde solunda çıkılacak ve yani o müteahhite de yazık. Tabii bunun cezasının ceremesini kim çekecek hep birlikte göreceğiz. Başkanımız dedi ki 3 yılda 5 tane kapalı otopark dedi. 3. yılımıza geldik, bir tane daha kapalı otoparkımız yok. Yapılan kapalı otopark da muammalı bir otopark. Eğer Merdanoğlu inşaatın bu villaları durduğunda orası devam eder mi etmez mi? Sorun tıkanır mı tıkanmaz mı? Onu da bilemiyoruz. Onu hep birlikte çözeceğiz, geleceğiz. Yani Silivri'nin otopark konusunda da sıkıntısı 3 senede iddia ettiği gibi, başında söz verdiği gibi 5 tane otoparktan bir tanesi dahi şu anda yapılmadı. 3 senede geçti. Başka. O koltuğa oturursanız ilk... Yani şehrin öncelikleri neymiş hatta? Benim önceliklerim farklı. İlk üç... Şimdi otopark, trafik, ulaşım bir. Çözülecek. Tamam. İki, kültür merkezi, kapalı yüzme havuzu, spor salonları yapılacak. Kadınların her mahalleye kreş diyorum biliyor musunuz? Ücretsiz. Kreş ücretiyle maaş arasında sıkışan hanımefendi kalmayacak. Meslek edilen o. Hanımefendiler de benim önceliğim, olmazsa olmazlarım olacak. Volkan, önemli bir sorun da Türkiye'nin istihdam meselesi. Evet. Tabii siz belediye başkanı olarak eğer seçilirseniz bu meseleyi nasıl en azından çözmeye çalışacaksınız? Çözeceğiz. İlçemizde. Bakın Silivri'deki çiftçilerimiz, hayvancılarımız gazetelere ilan verip, iş ilan verip işçi alacak biliyor musunuz? Evet yani dediğim
bilmiyorum, gazeteci arkadaşlarımız var, internet gazetesi olan arkadaşlarımız var. Hiç ilan geldi mi sizin çiftçilerden böyle ilanlanan arkadaşlar var mı? Ama biz köylere dolaşıyoruz, köylere geziyoruz. Köylerde birçok insan artık yerlere ekemeyecek durumda olduklarını söylüyorlar. Bırakırlar ve işçi, dışarıdan işçi getirmeyi mevcutları ekmekli insanlar zorlanıyor ve gerçekten bu konuda büyük sıkıntı var. Tabii söylemler güzel, her mahalleye bir tane kreş ve ücretsiz kreş, belediye bir tane daha kreş yapamadı. Şu anda bir tane bağışçımızın yaptığı kreş devam ediyor. İnşallah biterse o olacak. Bunun dışında da yok. Mesela sizde de vardı muhtemelen. Birinci sırada planlı bir Silivri demişti başkan. Yani birinci sıradaki vaadi planlı bir Silivri'ydi belediye başkanımızın. 3 sene geçti. 1 metre planlı yer var mı arkadaşlar? 1 metre yeri planladı mı? 1 metre yeri planlamadığı gibi şu anda Selimpaşa ve Ortaköy halkında büyük bir tedirginlik var. 20 sene önce, 25 sene önce 18 uygulamasıyla yapılan çalışmalarda orada herkesten işte %33, %35 o zamanki duruma göre herkesten eşit bir kesinti yapılmış, insanlara arsası verilmiş, insanlar da bu arsaların üzerine evlerini yapmışlar, planlarını yapmışlar, çalışma bahçelerini yapmışlar. Şu anda belediye diyor ki, siz diyor orada diyor, sizden diyor azalmış diyor %35, %33, onu diyor %45'e tamamlayacağız diyor. Yani bırak plan yapmayı, geriye dönüyor, yapılmış planları bozmaya çalışıyor şu anda Silivri Belediyesi. 3 senede bana bir tane plan yapılmış yeri yok. Yani gidip Selimpaşa'nın, Ortaköy'ün yapılmış 18'leri planlarıyla ulaşacaklarına 35 tane köyümüz 1970'ten beri doğru dürüst bir plan çalışması yapılmadı orman köylerimizde ve diğer köylerimizde. Bunlara bir çare bulsunlar düzenlisinde ama maalesef rant nerede? Silivri Belediyesi orada. Arkadaşlar Merdanoğlu diye geçmeyin. Demek ki bak sadece 1.2'den 1.4'e artırılmasıyla 44'ünde 150 daireden bahsediyoruz. Silivri'de bir dairenin fiyatı 3 milyon lira. Yani oradaki rantı düşünün. Yani oradaki bir sadece bir nottan kaynaklanan adam 150 tane daire kazanacak. Yani bizim hayatımızda görebileceğimiz paradan mı bunlar? Yani 200 milyon, 250 milyon lira bir anda belediyenin buradan alacağı bir kararla bir kişi para kazanabiliyor. 250 milyondan bahsediyoruz. Nereden oldu? 70 küsur tane villa. Şu anda orada villanın tanesi 7,5 liraya 10 milyon lira. 750 milyon liralık orada bir proje var. Yani buradaki kazanımı düşünün. Yani adamın oradan 25 milyon Silivri Belediyesi'ne bir tane otopark yapması devede kulak kalır yani orada kazandığı ranta baktığınız zaman. Şimdi belediyenin bu konularda maalesef kimse bir şey söylemiyor. Ben de şaşırıyorum ve ben belge olduğu için konuşuyorum bunları. Belge olmadan konuşmuyorum. Bunların hepsini de size vereceğim. Ayrıca bunları da üzülüyorum. Yani milli servet oraya o adama siz müsaade ediyorsunuz o kadar inşaat yaptırıyorsunuz, para harcatıyorsunuz. Yarın öbür gün ona iskan vermeyeceksiniz. Oradaki insanlar, satın alanlar problem yaşayacak. Belki yıkılacak ya da başka şeylere maruz kalacaklar. Bak aynı şeyi İskeçeli Mobilya'da da yaşadık. Sundurma yapıyor dediler oraya, fabrikanın yanına. 3000 metre kapalı alan yaptı arkadaşlar İskeçeli Mobilya. 3000 metre kapalı alan. Şimdi köylerdeki siz 20-21 metre konteyneri yıkıyorsunuz. Diyorsunuz ruhsat yok, iskan yok, izin yok, bilmem ne yok diye yıkıyorsunuz. Ama E5 kenarında sanayili 3000 metrekare bir alana müsaade ediyorsunuz. Yani buradaki rantı düşünün. Bu vatandaş bunu yapana da günah değil mi? Önce yap dediler. İnsanlar yaptı burayı ve onu da şurada belgesel onu da vereceğim size. Şu anda Silivri Belediyesi odasının mühürleri. Ve oradan bağış da aldı Silivri Belediyesi biliyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla kamyon bağış aldı. Yani şimdi oradaki insan günah değil mi? O kadar yer yaptırdınız. Ondan sonra şimdi yeri mühürlediniz. Yani bu konuda
çok ciddi sıkıntısı var falan. Bilen arkadaşlarımız vardı, bilmeyen de vardı. 1976 yılında Silivri'de gazeteciliğe ve siyasete başladım. Yani 16-17 yaşından beri siyasetin içindeyim. Aynı zamanda gazetecilik yaptığım için biraz daha olayları yakından takip ediyorum. 70'li yılları gördüm, 80'li yılları gördüm, 90'ları gördüm, 2000'leri gördüm, 2010'ları gördüm, 2020'lerde şimdi Allah olsun ömürlü ise bu 2020'yi de göreceğiz gibi gözüküyor. İyi gidiyoruz şu anda, bir sıkıntı yok. Şimdi ben hiçbir dönem böyle bir şey görmedim ya. Bu kadar kayırmacılık, bu kadar kişiye özel işler. Hiçbir dönem olmadı. Siz duydunuz mu yani bir Hüseyin Turan zamanında, bir Selami Değirmenci zamanında, bir Özel Işıklar zamanında zaman zaman oldu ama 3 sene içerisinde yani bu kadar kişiye özel yani başkanın deneyimine kimsenin kaprisine bakmayacaktı ama yani demek ki kaprisi de olmayanın işi zor şeyde. Bununla ilgili de aslında çok birkaç örnek daha vereyim, ondan sonra sizin sorunuzu cevaplayacağım. Bir çevik dere şeyini açabilir miyiz? Bir aç, çevik dere bir. Şimdi arkadaşlar bu çevik derede yapılan bir yıkım. İkiyi de at. Evet. Şöyle ikiyi de at, ikinci resimde. Bu da aynı yerde yapılan bir yıkım. Yine çevik derede. Bunlar 50'şer metre aralarla olan araziler. Şimdi diğer dost çayları dostlarına ister misin? Bunlar normal vatandaşların arazileri. Bunlar da bu MHP'li bir arkadaşın arazisi. Bu bir tane daha resim oldu. Bir tane daha var. Yani bu da MHP'li arkadaşın. Şimdi MHP'li arkadaşın arazisini deki yeri yıkıyorlar. Sadece binayı yıkıyorlar, bırakıyorlar. Diğeri de, bir tane daha var buradan hemen. O öbürkü diğeri. Bu da bir hacı amcamızın, bu da AK Partili bir abimizin yeri. Bunların araları 50'şer metre. Temin gösterdiği fotoğraflarla da bunların araları 50'şer güzel metre. Normal vatandaşın arazisine girdiklerinde ne kapı bırakıyorlar, ne tel bırakıyorlar, ne direk bırakıyorlar, dümdüz ediyorlar, geçiyorlar. Ama kendilerine yakın birilerinin arazilerini maalesef ne kapısına dokunuyorlar, ne teline dokunuyorlar. Adam kapıyı çekip gidiyor. Bu kadar da kartvizitçilik oynanıyor. Diğer klasik nordik yere geçer misin? Bakın arkadaşlar, iki tane bina. Bu yeni yapılan bina. Bu yok, burası kalsın. Bu yanındaki boyalı binada eski bina. Yeni yapılan bina, eski binadan ne kadar önde olduğunu görüyorsunuz. Yukarısı ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Burada, burası otobandan girişte Kres'e giden yolun üstü, ana cadde. Burada binaların hepsinin cephesi öne doğrudur, caddeye doğrudur. Bu binanın önü öbür tarafa doğru vermişler. Cephesi nasıl olduysa bunlar çok ilginç bir yapı. Ve çıkmayı da görüyorsunuz. Yani bunu herkes görüyordu mutlaka. Ve bunu yapan Silivri Belediye Meclisi üyeli bir mimar. Bu arkadaşımız her zaman çok konuşuyor, çok atıyor tutuyor ama diğerlerine göstersin ama. Bak koda bakın. Buraya bu toprak doğrultuda ve geri yükselttiler. Ve cephesi diğerlerinin hepsini yola bakarken bunun cephesi denize bakıyor. Yani böyle bir İman nasıl verildi, nasıl edildi? CİMER'e kadar şikayet edildi. Şu anda CİMER'e Silivri Belediyesi 3 aydır, 4 aydır cevap veremedi bununla ilgili. Ayrıca arkadaşlar bu binayı yaparken o temin gözüken binanın bahçesindeki 3 tane de ağacı kesiyor. Oradaki bunun sahibine sormadan oradan da mahkemelikler uzlaşmacı çağırmışlar, uzlaşacaklar. Göya ama çok uzlaşacaklarını sanmıyorum. Bu da kartvizit, bu Silivri'de AK Parti Mimarlık Belediye Meclisi'nin yaptığı inşaat arkadaşlar. Geçelim. Şeye geçelim, Selim Paşa'ya geçelim. Evet, burası geçtiğimiz
Eylül-Ekim ayı falan da sürekli gittiğimiz söylemesi çok sevdiğimiz pide yapıyor. Altın Başak diye bilinen bir fırındır orası. Çok da güzel pide yapar. Hanımla falan çocuklarla gidip pide yediğimiz bir yer. Gittik baktık şey yıkılmış. Burası kapalıydı bak şu alan. Şu anda tamamen burasını sökmüşler. Yani burası sene deyip 2.5'a 7 metre falandır. Yani 14.5-15 metre bir yerdir yani en fazla. 14-15 metre bir yerdir. Ve burası Selim Paşa'nın en büyük sokağıdır. Bilmiyorum Erhan Selim Paşa'yı bile buradan geçti mi hiç? Yani çok az insan geçer. Buradaki yeri Sivri Belediyesi buradaki şeyi söktürmüş. Burayı açmışlar. Şimdi geçelim Selim Paşa diğer bir şey. Evet. Selim Paşa'da bu normal ATM'ler var, şeyde para çekme makineleri var ve pazar yeri var. Pazar yerinin karşısındaki bina. Bir kere bu bina iskan alınmadan önce yani binaya iskan böyle alınmış. Yani bu durumda iskanı böyle almışlar. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Sonra BİM gelmiş, binanın önüne çekme yapmışlar. Komple kaldırımı kapatmışlar. Üste çatı koymuşlar. Çatı yapmışlar. Bu Selim Paşa'nın ana caddesi. Şu andaki yapılan pazar yeri karşısındaki dibin olduğu bina. Buna da getirmemişler. Devam edelim mi sizinle? Bakın. Bu binalar arasında, yapılan binalar arasındaki çekme mesafelerinden dolayı 3'er metre çekme yapılıyor ya komşular. 3 metre o çekiyor, 3 metre o çekiyor, 6 metre bir yol oluşuyor orada. Yani iki ana caddeye bakıyor burası. Ön tarafa ve arka tarafa geçmek için arada yol var. Bu yola demir kapı koymuşlar, kapatmışlar. Bir tane daha geçer misin? Öbür tarafını da kapatmışlar. Yolu da resmen kapatıyorlar. Kaldırıma çıkıyor, inşaat yapıyor. Yukarıya çıkıyor, çekme kat ya da işte ne dersiniz deyin onu yapıyor. Ve sağdaki ve soldaki yolu da kapatıyor. Bu Selim Paşa'nın göbeğinde. Kime burası başkan? İşte esas şey o. Yani maalesef burası aslında Solan babasının yeri arkadaş. Harfizit bu. Peki bir şey daha soracağım. Belediye meclis üyesinin kaçak belediye arasında yaptığı yeri yıktılar mı? Aylar geçti yıkmadı. Yok. Hala duruyor. Yani şimdi belediye başkanı bize kartvizitten falan bahsetmesin arkadaş. Kartvizitin kralını yapıyorlar yani. Kartvizitin kralını Allah'ını bunlar yapıyor. Ve bugüne kadar ben hayatım boyunca da görmedim. Yani ne Selam Başkanı'nı gördüm, ne Sayın Rahmetli Sayın Ağabey'i gördüm, ne Özcan Başkanı'nı gördüm, ne Hüseyin Başkanı'nı gördüm. Hiçbir tanesini görmedim. Sonra biliyorsunuz Volkan Bey seçim sürecinde Silivri'nin markası Silivri Spor diye tutturdu. Haklıdır, Silivri'nin markası Silivri Spor'dur. Silivri Spor bir markadır ve Silivri'yi de Türkiye'de ve dünyada tanıtıyordu. Çünkü ikinci ligdeydi, üçüncü ligdeydi. Sağ olsun Volkan Başkan zamanında da amatöre düştü. Büyük desteklerinden dolayı, maddi ve manevi desteklerinden dolayı. Şimdi tam destek vereceğini söylüyordu Sinir Spor'a. Ben Sinir Spor'da başkanlık yaptım arkadaşlar 2008-2009'da. Hüseyin Turan'ın abisi Turan bir kulüp başkanıydı Burak Barışı'ndasın. Yukarıdaki oturları mafyanın elinden yeri geldi. Kavga oldu, dövüş oldu, silahlı çatışma bile oldu. Orası Esrar Keş ve kadın pazarlanan bir yerdi. Orayı temizledi, Silim Spor'a kazandırdı. Orayı Silim Spor'a kazandıran Turan'dır. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Onun zamanında, o zamandan bahsediyorum, 2007'den bahsediyorum. 100 bin lira bir geliri vardı Silim Spor'un orada. Ondan sonra biz devraldık arkadaşlarımızla. Bir senede, 10 ayda oraya daha iyi şartlarda düzenleme yaptık, giriş çıkışı Ramzan altına aldık. 10 ayda 375 milyon lira gelir topladık. 2000
2008-2009 yılında. Daha sonra Silivri'nin Çorum durağı kapatıldı. Trakya'dan gelen otobüslerin de oraya girmesiyle orada ciddi bir Silivri sporu geri elde edildi. Yani Volkan Yılmaz otoparatörü oraya Silivri sporun elinden aldığı zaman Silivri spordaki geliri benim tahminim 2,5 milyon lira civarıydı. Peki Volkan Bey, geçtiğimiz yıl Silivri Spor'a ne kadar yardım ettiğini biliyor musunuz? 2,5 milyonluk bir geliri Silivri Spor'un elinden aldı. Geçen sene Silivri Spor'a verdiği para 450 bin lira arkadaşlar. Ve şampiyonluğa oynayan bir takıma yaptığı destek bu 450 bin lira. Ve bunu sanatı gibi verdi. Yani canı işte bu ay bu kadar, bu ay bu kadar, bu ay bu kadar. Arkadaş, belediyelerin amatör spor kulüplerine destekleme gibi şeyi de var. Yani artık eskisi gibi sıkıntı olmuyor. Bunlara destek verebiliyorsun. Sen Silivri Spor'un elindeki geliri aldın. 5'te 1 kadar da 4'te 1 kadar da Silivri Spor'a katkı yaptın. Ama sorarsan en büyük Silivri Spor'u Volkan Maçlar, en büyük Silivri Spor'u Silivri'de var. Bunu neye bağlıyoruz? Çok net söyleyeyim. Biliyorsunuz Volkan Başkan'ın aslında en büyük şeyi baktığınızda ne yaptı? İlk önce 50. yıl Sağlık Ocağı'nı yıkmaya kalktı belediyenin yeri diye. Pandeminin ortasında 20 bin hastası olan bir Sağlık Ocağı'nı baştan maalesef yer göstermeden, yer yapmayacağım diyerek yıkmaya kalktı. Oradaki doktorların direnişi, oradaki arkadaşların direnişiyle yürütmeyi durdurma alındı ve mecburen onlara bir yer yaparak oraya onlara bir yer kazandırdı. En son biliyorsunuz balıkçı parmakları olayı patladı. Volkan Başkan hemen atladı. Yıkılması lazım. Belediye kaçak bina yaptı. Bunlar kaçak bina diye. Golü ona da akparta attı. Gitti Tarım Bakanlığı'nda yıkılıp durdurdu. Volkan Bey de orada herkesle karşı karşıya kaldı. Çayırdere'de, Çayırdere'nin düğün salonu 8-9 lojmanlık bir binası vardı. Köy muhtarlığı tarafından yapılan binaydı. Onu yıktı. Seymen'de Seymen Spor bulunduğu, lokali bulunduğu muhtarlığa ait binayı yıkmaya kalktı. Yani Volkan Yılmaz herhalde 1,5-2 sene sonra giderken geçmişte yapan başkan değil, yıkan başkan olarak anılacak. Şu ana kadar yaptığı hizmetler var mı? Allah razı olsun, var. Yaptığı hizmetlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ama burada kendisinin söylediği 23 tane hizmet var arkadaşlar. 23 tane hizmetten 3 tanesini daha iyi yapamadı 3 senede. Bunları şey de diyebilirsiniz işte. Bir de biliyorsunuz arada şeye sallıyor. Büyükşehir'e sallıyor. Mezbah konusunda popülist politikalar izliyor. Yani gündemde kalma adına. Mezbah konusunu aslında çok iyi biliyor Volkan Bey. Çok iyi bildiği halde sırf ülke gündeminde kalsın diye bunu yapıyor. Büyükşehir'in daha önce yaptığı bir yerdi mezbah. 4 milyon küsur harcanmıştı. Ekrem Bey geldikten sonra harabe bir binayı tamir ettiler. 3 milyon küsur dolar harcadı. Bina yapıldı, ihaleye çıkıldı. İhale şartnamesine göre de vatandaş burayı aldı. En son İSKİ'den de görüş olumlu çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gitti. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na çetre pola alamadığı için süresi içinde buradaki mezbanın sözleşmesi iptal edildi. Burada Volkan Bey hep dile getiriyor da o zaman gidip kendisi Ankara'ya Tarım Bakanlığı'ndan buranın çetre pola alınmasıyla ilgili girişimde bulunsaydı, yardımcı olsaydı açıklaması anlamında bu konuda niye bir çaba sarf etmedi? Sadece eleştiriyor. Diyor ki işte belediye diyor iki tane bazı yerlere ne yaptı Silivri'ye gibi söylüyor mesela İBB'yi. İşte tarımı biz başlattık. O bizden özendi, işte bizden özenerek yapıyor diye söylüyor. Bunların hepsi tabii doğru değil. Büyükşehir Belediyesi'nin bugün spora çok destek vereceğini, işte amatör sahalar, her
köye sağ yapacağını söyleyen belediye başkanımız eğer Müjdat Gülsu'yu ekleniyorum onu tamamlamasaydı Silivri'de maç dahi yapamayacaktı. Silivri'nin takımları Silivri'de antrenman yapacak sağ bulamayacaktı. Bırak yapmayı maalesef işte Silivri stadı, o Silivri stadının da 1986 yılında rahmetli Akgün abi, Ahmet Coşkun, diğer Ahmet, Ali Paşa'da Ahmet abilerin zamanında, Nait Rüksüler rahmetlilerin zamanında onların döneminde yapıldı ve Silivri'nin parasıyla yapılan bir yerdi orası. Çoğu sonra Büyükşehir Belediyesi el attı, beden terbiyesi tamamlandı. Orası da Silivri'nin elinden aldılar ve Silivri stadı da tarihi oldu, meşhur Silivri stadı tarihi oldu. Birçok mahalleye, her mahalleye spor sahası yapacağım, kreş yapacağım diyen başlarımız sayesinde olan elimizden gitti. Benim 3 sene içindeki tespitlerim bunlar. Bunların dışında sizin söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz sorular varsa onlara da cevap verebilirim. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bunları size vereyim ben arkadaşlar. Habere. Diyor iki gömleğin haberi diyor ya. Orada devler gibi. Duvarın öbür tarafı bu tarafı. Yani bizim belediye başkanımızdan şunu istiyor. Yani geçen bir meclis toplantısında söyledi galiba. Neydi? Ömer Ömer değilim dedi. Yani Hazreti Ömer olmamı beklemeyin dedi benden dedi. Doğru biz onu beklemiyoruz ama yani Metin Şentürk de olmasın arkadaşlar. Yani Hazreti Ömer olmasın da Metin Şentürk de olmasın yani. Bize Metin Şentürk yönünü yapıyor bazı yerlerde. O da düşünseydi. Onu da olmasın yani. Birisi çıksın 2019'da Habertürk'te söylediklerini geri getirdiklerini dinlesin kendisine. 2019'da söylediklerini, bugün söyledikleri arasında, yaptıkları arasındaki farkı kendisi biliyorsun. Eğer 23 tane, 3 tanesini yaptıysa ben de özür dileyeceğim kendime. Bütçede fazla para olmasını belediyeler nasıl görüyorsunuz? Bütçede fazla para olması yani. Belediyeler benim bildiğim borçlu. Bütçede fazla para olması doğru bir şey değil mi? Hizmetler yok. O kısmı bir daha söyleyebilir misin? Onu direkt bir alacağım. Anladın. 3 yılda yapılmadı. Yok yok. Hep dediniz ya. Ama 23 projeden 3 tanesini yapsın. Özür dilerim. Yani 23 tane proje saydı. 1989 2019 seçimleri öncesinde Habertürk'teki canlı yayında. Eğer 3 tanesini tamamını yaptıysa kendisinden özür dilerim. Ben burada önümde hepsi var. 23 tane projenin hepsi önümde. Defalarca izledim ben videosunu. Yani tamamen, yani kısmen yapmış olur. Ben tamamen yapsın diyorum. Tamamen kısmen yapabilir. Şimdi 5 tane... Ama 5 yıl için, ilk 3 yıl için. Ben 3 yıl için zaten eleştirdim. 5 yıl sonra bakacağız 2 sene sonra. Ben şu, bugüne geçmişe eleştirdim. 5 sene sonra, 2 senede bunların hepsini, 3 senede bunları yapamayan, 2 sene içinde bunları yapmıyorsa o zaman daha da çok özür dilerim yani. Çok hızlanmış. Arttırıyorum diyorsunuz. Yani o zaman şey, mega özür dilerim. Peki başkanım, 2 yıl sonra dediniz ya eleştirdim 5 yıl bittikten sonra. 5 yıl sonra bittikten sonra kalacağını mı düşünüyorsunuz? Yok, kalacağını düşünmüyorum. Dedim ya başkan, volkan başkan gittikten sonra yapan başkan değil, yıkan başkan olarak alınacak Silivri'de. Ha tamam. Ben yalnız alalım. Evet, biraz yalnız alalım. Var mı arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Silivri'nin tarafı. Kahvaltıya teşekkür basit olmasın. Kahvaltıya ise afiyet olsun. Yok arasında böyle...